Grounding operation complete. Commence system shutdown. Welcome, Commander. Elite Dangerous'a tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bölümdeyiz ve bu bölüm bir önceki bölümde yaşadığımız sorunları çözmek üzerine neler yapabiliriz ona bakacağız. Hatırlayacağınız gibi önceki bölümde biraz combat yapmayı denemiştik ve elimizdeki gemi çok fazla ısınıyordu. Şimdi bu gemiyi nasıl daha stable halde tutacağımızın yoluna bakacağız. Tabii ki bunun yolu silahlarımızı modifiye etmekten geçiyor. Önceki bölümde 2 adet large multi cannon vardı. Onları çıkartıp yerine beam laser taktım. Böylece artık 3 tane beam laser var arkadaşlar. Mediumlara ise 2 tane multi cannon taktım. Beam laserlerden bir tanesini modifiye ettim ve bu modifiye sonucunda gemi hatırı sayılır bir şekilde performans kazandı. Yani daha az ısınıyor ve daha iyi vuruyor. Bu bölüm ise geriye kalan beam lazerleri modifiye etmeyi deneyeceğiz. Şimdi biz Engineer Workshop'a girelim. Beam lazerlerimizi modifiye edeceğiz. Bu zaten modifiye edilmiş. Diğerini seçiyorum. Ben Efficient Weapon olarak modifiye edeceğim. Bu termal olarak silahın ısınma seviyesini düşürecek ama bu düşüşe rağmen silahın daha iyi vurmasını sağlayacak. Modifiyemiz buradan ilerleyecek. Hatta modifiye yapılmış silahı da size göstermek istiyorum. Bakın %37.5 oranında termal ısınma değeri düşmüş. Buna rağmen %8 oranında da vuruş gücü artmış. Efekt olarak ise ona şey uyguladım, oversized uyguladım. Oversized biraz daha fazla enerji tüketmesini sağlıyor ama vuruş gücünü arttırıyor arkadaşlar. Aynısını diğer iki silaha da yapacağım. Peki çok fazla uzatmadan bunları hızlı bir şekilde bitirelim, sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Pekala. Diğer iki silahı da modifiye ettim arkadaşlar. Ve efekt olarak ikisine de oversized uyguladım. Eğer sonuç hoşuma gitmezse bunu daha sonra değiştiririm. Ama yaptığım araştırmalarda şu an için benim kullanabileceğim en ideal efektin bu olduğunu düşünüyorum. Umarım işe yarayacaktır. Buradan çıkalım ve gemimizin son durumuna bir bakalım. Outfitting'den bir kontrol edelim. Hala daha enerji tüketimi olarak yeteri seviyedeyiz. Umarım vuruş kalitesi, ateş etme kalitesi ve hedefleri patlatma kalitesi de aynı ölçüde verimli olacaktır. Bunu denemenin tek bir yolu var. Tabii ki bir yerlere gidip biraz combat yapacağız. Öncelikle istasyondan çıkalım. Gezegenin çekim alanından da dışarıya çıkalım ve boş bir yerde ateş etmeyi deneyelim. Bakalım silahlarımız ne kadar uzun süreli ateş etmeyi başaracak. Güzel. Biraz gezegenin çekim alanından kurtulmamız lazım. Gezegenin çekim alanından çıktıktan sonra küçük bir test yapacağım. Tahminimce herhangi bir sorun yaşamayacağız arkadaşlar. Şuradan file grubu ayarlayalım. Pekala. Ben şöyle yapacağım. Şunları kaldırmak istiyorum. Evet. Bu şekilde bir yöntem deneyeceğiz. Şunları da kaldıralım. Ve üçüncü bölüme
tüm silahlar aynı anda ateş edecek şekilde bir ayarlama yaptım. Öncelikle sadece BİM lazerleri ateş ederken nasıl bir sonuç alacağız onu görmek istiyorum. Şunu da kaldıralım. Multikanonlarla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktu. Fakat ısınma sorunumuz çözülmüşse multikanonları da BİM lazerlere çevirmeyi düşünüyorum. İkinci testimde ise tüm silahlar açık şekilde ateş edeceğim. Pekala. Burada duralım arkadaşlar. Silahlar deploy ediliyor. Pekala. Oldukça verimli olduğunu söyleyebiliyorum. Yani silahlar reload olmaya başladı ve hala daha gemimiz ısınmadı. Bu bence çok iyi oldu. Evet, bence çok iyi oldu. Peki, beam lazerler reload olsun. Bir de tüm silahlar açıkken ateş etmeyi deneyelim. Eğer tüm silahlar açıkken de ateş ettiğimiz zaman gemide bir ısınma sorunu yaşamazsak ve enerji kaybı da yaşamazsak tüm silahlar aktif haldeyken savaşmayı deneyeceğim. Böylesi daha iyi olacaktır ve daha güçlü bir atış gücüne sahip olacağız. Biraz daha bekleyelim dolmak üzere. Pekala, tamamı reload oldu. Beam lazerler boşaldı. Multikanonlar ateş etmeye devam ediyor. Zaten multikanonlar ateş ederken herhangi bir ısınma sorunu olmuyor arkadaşlar. Pekala. Bence bu bizim işimizi görecektir. Hadi bir yerlere gidip bir şeyler patlatalım. Küçük bir ara veriyorum. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Pekala. Sanırım bu bölge yeterince uygun olacak arkadaşlar. Burada biraz çatışmayı deneyebiliriz. Federaller var mı bilmiyorum ama çok da önemli değil. Şöyle biraz çevremizi dolaşalım. Uygun bir hedef bulursak saldırabiliriz. Küçüklerden başlayıp büyüklere doğru gideceğiz. Öncelikle kendimizi çok fazla zorlamayalım diyorum. Bakalım bizi nasıl bir şey bekliyor. Pekala, hadi bakalım. Bir hedef bulamayacak mıyız? Şöyle küçük bir hedef istiyorum. Oh, bir şeyler bulunmuş. Gel bakalım. Pekala, benim... Hadi ama. Neyse. Şunu biraz harcamalarını izlemek istiyorum. Hatta onlar onu harcarken şu şeye bir ayar çekmek istiyorum arkadaşlar. Evet, böylesi daha iyi. Küçük bir tarama yapalım. Üzerindeki parayı da görürüz. Pekala, ne kadar ödülü varmış? 287 bin kredi varmış. Oh. Ona biraz yaklaşalım. Sanırım bir sonraki aşamada kendime bir Ferdelans alacağım. Çünkü Piton hani bu iş için çok da uygun bir gemi değil. Bize manevra gücü iyi bir gemi lazım arkadaşlar. Piton maalesef çok uygun bir gemi değil, yani hantal bir gemi. Belki onun ağırlığını biraz düşürerek manevra potansiyelini arttırabilirim. Ya bazı modülleri
mühendisleri de hafifletmek lazım. Güzel. Bazı modülleri mühendislere götürüp hafifletmek lazım. Fakat onu yaptığınız zaman modüllerin şeyi düşüyor. Dayanıklılığı düşüyor. Pekala, bundan 54 tane varmış. Elimizdeki materyallere bakıyorum. Mesela bu materyalden elimde 23 tane varmış. Onu alabilirim ama tabii ki şu anda değil. Bu arada gerçekten iyi vuruyoruz. Gerçekten iyi vuruyoruz. Yani beklediğimin ötesinde oldu diyebilirim. Beş silahı da aynı anda kullanmak gerçekten çok etkili oldu. Şuna bakın. Kesinlikle kesinlikle bir savaş makinesi olmuş. Hadi aman gel şuraya. Yakaladım seni. Öncelikle bir tarayalım. Abi ciddi misin? Enerjisinin nasıl düştüğüne bakın arkadaşlar. Bir sonraki. Ah be, ona yetişemedim. Ona yetişemedim. Sen dost musun, düşman mısın? Dost çıktı. Bunların hepsi federaller ama onları yine de tarıyorum arkadaşlar. Yani onları seçip otomatik taranmasını bekliyorum. Çünkü NPC'leri taradığınız zaman data alabiliyorsunuz. Bazı nadir datalar var. O dataları gemilerin kütüphanesinden alabiliyorsunuz, öyle diyelim. Ya da bilgisayar sistemlerinden alabiliyorsunuz. Aldığınız datalar ise mühendislerde kullanılıyor. Mümkün olduğunca gemileri taramasına izin verin. Hani boş geçmeyin. Çünkü bazen bir materyali ya da bir datayı bulmak gerçekten işkenceye dönüşüyor. Hani özellikle aradığım bir materyal vardı. Birkaç gün boyunca onu bulamadım. Hiçbir yerde bulamadım. Çok nadir bir materyaldi. Ben de materyal trade olan bir istasyona gidip elimdeki başka bir materyalle takas ettim arkadaşlar. Sizce bu piton ne kadar dayanabilir? Bunu deneyip göreceğiz. Gel bakalım. Ona ateş edeceğim. Umarım federaller yardımıma gelir. Çok fazla hasar almak istemiyorum. Abi şu, yemin ederim, tam bir savaş makinesi oldu. Tam bir savaş makinesi oldu. Yani bu silahlarla bir anakondaya teke tek girebilirim arkadaşlar. O derece gaza geldim. Pekala. Bensiz hiçbir şey patlatmayın. Hayır, bensiz hiçbir şey patlatmayın. Tamam.
Sizce sonuç mükemmel değil mi? Sizce de sonuç mükemmel değil mi? Burada aldığımız birkaç tane gemi gerçekten çok iddialıydı. Siz bir kısmının video kaydını göremeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü onları makaslayıp atacağım. Hani videoyu uzatmamak adına onları makaslayıp atacağım. Fakat şöyle göstermem gerekirse, evet, 1.4 milyon, 500 bin vesaire gibi paralar kazandık. Daha fazlasını da kazanacağız. Bir anakonda gördüm. Hem de wanted. Ona teke tek girebilirim ama girip girmeme konusunda emin değilim. Biraz bekleyeceğim. Onu biraz takip edeceğim. Yakınlarda polisler varsa ona teke tek girmeye başlayabilirim. Evet, Anaconda'yı taciz ediyorum. Şuna bakın. Sakin, 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 sakin. Benimsin bebeğim. Hiçbir yere kaçamayacaksın. Benimsin. Gerçekten çok güzel görünüyor değil mi? Sakin, sakin. Yani sana şunun garantisini verebilirim ki burada benden daha iyi bir pilot değilsin. Sakin ol. Sakin ol. Size güzel bir görsel şölen sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Merhaba. Hiçbir yere gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Seninle küçük bir oyun oynayacağız, hiç merak etme. Evet, sanırım sağ taraftakiler polisler. İyi, hadi ona girelim. Onlar arkamızdan ateş etmeye başlayacaktır. Pekala. Bir iki manevra yapmam lazım. Bir iki manevra yapmam lazım. Çünkü gücü silahlara vermeyi unuttum. Pekala. Şimdi seni harcayabiliriz. Sakin ol şampiyon, sakin ol. Damage almaya başladım ama Anaconda'nın da çok fazla enerjisi kaldığını söyleyemem. Birazdan yıkılacak. Evet, teke tek de bir Anaconda'yı alabiliyoruz. Bence çok iyi. Evet, bence çok iyi. Shield'imiz biraz dolsun, sıradaki hedefe dalacağız. Oho! Asteroid'in üzerine çakıldım. Hadi ama. Gel şu görüş alanıma. Target destroyed.
Şu Clipper'a bir bakalım. Ya bu mekanda benden habersiz hiç kimseye ateş edemezsiniz, hiç kimseyi patlatamazsınız. Lütfen böyle bir cehalet içerisinde bulunmayın. Tamam, sistem biraz dolsun. Sistem biraz dolsun. Bu arada biz ona yavaş yavaş yaklaşırız. Bence direkt ona girelim, yoksa biz ateş etmeden adamı patlatabilirler. Çok mu uzak kaldık? Gereğinden fazla uzak kalmışız. Ya bak, bak işte bak, bak. Şu an çok büyük bir hata yaptın sevgili Piton. Yani bunu neden yaptın ki? Bir madenciye neden saldırma gereği duydun? Sana bu asteroid bölgesini dar edeceğim. Güle güle. Oh. Aa, patlamadı mı? İşte şimdi patladı. Sen nesin dostum? Oo, hem de iki kişi. Çok fazla dayanacağını sanmıyorum. Ortağı buraya gelmeden onu indirebiliriz. Sakin ol, sakin ol. Henüz daha silahlarımız ısınmadı. Tamam. Lazerlerimizin dolmasını bekleydim. Yeterlidir. Hadi. Oyun oynama benimle lütfen. Hadi ama. Şildim düşmüş. İşte şu anda çok kötü bir manevra yaptım ve tam önüme düştü. Bu senin sonun olacak. Ya hadi ama, gel şuraya. Tamam, geri vitesi taktık. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Target destroyed.
Güzel. Biraz hasar aldık. Aldığımız hasar için modüllerimizi tamir edeceğiz. Şöyle bir bakalım. Kokpitle ilgili küçük bir hasarımız var. Onu hemen repair yapalım. Geri kalan şeyleri istasyonda yaparız arkadaşlar. Sanırım bu bölüm bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Burada 2.840.283.000. Evet, bence gayet iyi rakamlar aldık. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden görüşmek üzere arkadaşlar. Multikanonları da upgrade yaptıktan sonra bir sonraki bölüm gücümüzü tekrardan test ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.